Hocalarım bu Bahs Anil Cahiz parçasındayız. El Bahs Anil Cahiz. Burası bir hani YDS metni olduğu için biraz daha hızlı metin okuyabilme becerisini sağlamamız gerekiyor. Şimdi bu metni beraber okuyacağız. Hızlı okuyabilme bizim için çok önemli. Onu ifade etmiştik daha önce. Hızlı okuma, hızlı anlama ve pratik olma. Bunların tamamını gerçekleştirmemiz gerekiyor hep beraber inşallah. Olur mu? Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, meşhur dil alimi Cahiz, biliyorsunuz Basralı bir dil alimi. Cahiz hakkında bir araştırma diyebiliriz. Et-ta'rif bil Cahiz. Evet, Cahiz'i tanımlamak, Cahiz'in tanımı. El-Cahizu huve min kibari eimmetil edebi. Kalem alalım şuradan. Cahiz, edebiyat önderlerinin en büyüklerindendir. Fehuve, bu kişi, İmamul Udeba fil asril Abbasi'yi thani. İkinci Abbasi döneminin ediplerinin başıdır. En öncüsüdür. Ve huve Ebu Osmane, bakın isimlere arkadaşlar dikkat edin. Ve huve Ebu Osmane, ondan bedel, Amr ibn Bahrin, İbn Mahbubin, El Kinaniy, el Leysi. El Kinani burada Ebu Amr'ın, Ebu Osman'ın sıfatı olur. El Kinaniy, o yüzden merfu okudum. El Leysi. Dolayısıyla El Kinani sıfat 1, El Leysi sıfat 2. Şimdi bil Vela'i. Şimdi kendisi Kinani, Kinane kabilesinden, bir de El Leysi. Fakat Leis kabilesinden nasıl olur? Bil Vela'i, velayet yoluyla. Peki vela yoluyla nasıl olur arkadaşlar? Bu vela yoluyla önceden bu vardı. Bir köle azat ettiği zaman bir efendi, o köle daha sonra o efendisine varis olabiliyordu. Ya da iki kişi beraber, diyelim ki siz bir Müslüman olarak bir gayrimüslimin İslam'a girmesine sebep oldunuz. Burada bir vela olurdu. Sonra bu Müslüman olan yeni bu kişi, kendisinin Müslüman olmasına neden olan kişinin vefatından sonra ona varis olabiliyordu. Vela yoluyla leysi olan. اَلَّذِي وُلِدَ فِي الْبَصْرَةِ سَنَةَ 159 hicriyeten. Evet, Hicri 159 yılında Basra'da dünyaya geldi. بِحَسَبِ بَعْضِ الْمُؤَرِّخِينَ, bazı tarihçilere göre. Arkadaşlar bu bihasebi, tamam mı hocalarım? Bihasebi bir terkip. Burayı olduğu gibi ezberleyin. Türkçe'de buna göre diyoruz değil mi? Göre. Ve sümmiye bil cahizi. Ha, burası önemli. Cahiz diye isimlendirildi. Li cuhuzi ayneyhi. İki gözünün Türkçe söyleyelim portlak olmasından dolayı. Bu da 3. battan bir fiil. Cehaza yechazu. Cuhuzan. Böyle bir fiil. İki gözünün işte pırtlak ya da portlak oluşundan dolayı El Cahiz ismiyle isimlendirildi. Enteresan bir durumdur. Şekliyle alakalı bir ne diyelim tanımlama. Kema amile cemmalen, bu cemal değil hocalarım, şeddeli deveci, yani deve çobanı. Nitekim deve çobanı olarak çalışmıştı. İnde Amr ibn Gal'in el Kinaniy. Amr bin Gal'in el Kinani'nin yanında deve çobanı olarak veya da deveci olarak çalışmıştı. Ve min sıfatihi, onun niteliklerindendir. Ennehu kâne hâdde zekâi. Hocalarım burada min sıfati haber. Ennehu kâne müevvel mastar ise mübteda. Had kelimesi hocalarım hadde yahuddu fiilinin ismi faili. Ne demek? Keskin demek. Yani keskin zekalı, Türkçedeki. Keskin zekalı oluşu onun niteliklerindendir. Kâne'nin birinci haberi hadde. İkinci haberi za. Yani şuradaki za hocalarım ikinci haber. Kâne'nin haberi makamında olduğu için mansup, nasb alameti elif. Çünkü esma-i sitteden. Za celedin, yani metanet sahibi idi. Ve sarametin, saruma yasrumu sarameten, kararlı olmak, tavizsiz olmak. Ve sarametin, kararlılık sahibiydi. Ve kudretin, ve yetkinlik sahibiydi. Alel kelami, yani konuşmada beceri sahibiydi. Ve bedihetin, sezgi, ilham. Sezgi ve ilham sahibiydi. Ve ra'yin ceyyidin, ve iyi bir görüş sahibiydi. Yani doğru görüş. Kema kânet lehu esalibu, onun bazı üslupları vardı, tarzları vardı, üslubun çoğulu. Ve mezahibu, bazı görüşleri, ve ara'un, fikirleri, fil edebi, edebiyatta, ve lugati, hassatan bihi, özellikle de dilde. Şimdi toplayalım arkadaşlar. Edebiyatta ve özellikle dilde kendisine ait bazı tarzları, ne diyelim, gidişatı, yöntemi ve görüşleri vardı. Ve vada'a tarikaten bil inşai urfet bismihi, kendi adıyla bilinen inşa yöntemini ortaya koydu. Ve vada'a tarikaten, bir yöntem belirledi. Vada'a, koymak, belirlemek, ayyene belki anlamında olabilir. Ve vada'a tarikaten bil inşai urfet bismihi. Buradaki urfet cümlesi tarikanın sıfatı. Nasıl bir kendi adıyla bilinen bir yöntem? Bil inşai, inşada. Yani kullanımda, dilin gelişiminde, dilin üslubunda. Liza, bundan dolayı u'tubira, kabul edildi. Gudvetel münşiine, İnşacıların önderi, imamı kabul edildi. U'tubira, iki mef'ul olan bir fiil olduğu için meçhul olduğu zaman ikinci mef'ulünü almaya devam eder. Liza u'tubira gudvetel münşiine. Evet, bu inşacıların, yani dili akıcı, güzel, üslup ile kullananların önderi kabul edildi. Ve imamehum, yine evet, gudvete atıf, onların önderi, imamı kabul edildi. Fi zâlikel asrı, bu dönemde, misle kâne ibnül mukaffa'i imamehum fil asril evveli. Birinci asırda İbnül Mukaffa, münşilerin, yani inşacıların önderi olduğu gibi, Cahiz da inşacıların dil, üslup ve yöntem noktasında yeni becerisi olan lugat bilginlerinin önderi ve imamı kabul edilmiştir. İ'tebar arkadaşlar, adde ya'uddu, i'tebara, bunlar iki mef'ul alır. Meşhur oldukları zaman ikinci mef'ulünü alır. Fakat birinci mef'ulü ne yapar? Naibu faile dönüşür. Nesebu ve mevlidul cahizi. Bunu arkadaşlarımız çok soruyor. Bu bir çağdaş bir kullanım. Eski alimler bunu onaylamıyorlardı. Normalde nesebul cahizi ve mevliduhu olması gerekir. Evet, imamehum dedim. Neden imamehum dedim? Çünkü kânen haberi. Yani şu ikinci imamehum, arkadaşlar şöyle göstereyim size. İkinci imamehum kânenin haberi. Haberu kâne. Birinci imamehum de niye mansup? Çünkü o da gudveye matuf. Matuf. Evet. İşte gudveye matuf olduğu için Yunus Hocam. Nesebul cahizi ve mevliduhu iken eski kullanım, yeni kullanımda nesebu ve mevlidul cahizi şeklinde bir usulle kullanıyorlar. Yentesibul cahizu, Cahiz aittir. İntesebe ile ait olmak. İntema ile, intesebe ile aynı manada. Bir şeye ait olmak. Yentesibul cahizu, yani manahu, peki manası nedir? Yentemi el cahizu. Cahiz müntesiptir, aittir. İla beni Kinanete, Kinane oğullarına. Fehuve basriyun, kendisi Basralıdır. Ve kad neşe'e isamiyen. Bu isami kelimesi arkadaşlar, Türkçe'de hani deriz ya, eyvallah olmamak. Tam o anlama geliyor bence. Yani kendi kendine yeten, kimseye ihtiyacı olmayan ve kendini yetiştiren. Kendi kendine yetişti. Mu'temiden ala nefsihi, açıklıyor zaten burası. Kendine dayanarak. Kendi kendine. Hangi konuda? Fi kesbi rizgihi, geçimini temin etmede. Kendisine dayanan, eyvallahı olmayan, yani kendisiyle yetinen bir şekilde yetişti. Kema ahabbel ilme vel lugate vel edebe. İlmi, dili ve edebiyatı sevdiği gibi. Fetealleme, eğitim aldı, ala eydil ulemâil basriyyine. Basralı bilginlerin elinde, yani rahlesinde diyelim biz buna, eğitim aldı. Ve kâne vâsi'at sekâfeti, vâsi' kânenin haberi, aynı zamanda lafz-ı izafet. Vel ilmi, kültürü ve bilgisi genişti. Fecema'a muhtelife durubi sekâfeti vel ilmi fi zamanihi. Kendi döneminde bilgi ve kültürlerin çeşitli türlerini bir araya getirdi, topladı. Ama tarihi veladetihi, Evet, emma şart harfi cezmetmez. Tarih kelimesi müpteda. F'den sonraki kısım haber. Emma tarihi viladetihi, doğum tarihine gelince felem yuhaddidhul muerrihune bi dikkatin. Tarihçiler onu, yani o doğum tarihini hassas bir şekilde belirleyemediler. Kema ennehu huve nefsuhu kana la ya'lemu zalike tariha. Aynı şekilde kendisi, nitekim kendisi de bu tarihi, yani doğum tarihini bilmiyordu. Vakad rava yakutun. Şimdi yakut kelimesi arkadaşlar Arapça bir kelime. Dolayısıyla alemiyet var ama ikinci illet yok. O yüzden munsarıf. Yani birinci illetimiz alemiyet ama ikinci illet olmadığı için munsarıf. Vakad rava rivayet etmiştir. Yakutun, dil alimlerinden Yakut. Ennehu vulide senete elfin ve hamsine hicriyeten. 150 yılında dünyaya geldiği şeklinde bir rivayette bulunmuştur. 150 yılı arkadaşlar biliyorsunuz İmam Ebu Hanife'nin vefat yılı. Kattufiye fi hadi sene. Müsteniden ila haberin lil cahizi nefsihi. Bizzat cahize ait olan bir habere dayanarak İmam Yakut Cahiz'in 150 senesinde dünyaya geldiğini rivayet etti. Arkadaşlar sorunuz olursa yazabilirsiniz. Sorunuzu yazarak gösterin. Ellezî câe fîhî. Buradaki arkadaşlar ellezî nefsin sıfatı değil, cahizin sıfatı. Çünkü nefis müennes. Kelime müennese. İlâ haberin lil cahizi nefsihi. Nefsihi arkadaşlar bizzat cahizin neyi olur? Tevkit manevisi olur. Bizzat cahizin kendisine ait olan bir habere dayanarak. Ellezî nasıl cahiz? Câe fîhî. Kendisi hakkında gelen. Kendisi şöyle demiş. Ene esennu. Şimdi sin yaş ya da diş demekti. Ene esennu. Ben daha yaşlıyım. Min Ebi Nuvasin bi senetin. Ebi Nuvas'tan bir yıl daha büyüğüm, yaşlıyım. Vulittu fi evveli seneti hamsine ve miyetin. Ben 150 yılının başında dünyaya geldim. Ve huve vulide fi ahriha. O da sonunda dünyaya geldi. Lakin yakutun er-rumiyyu. Bakın burada lakini muhaffef okumamız lazım. Çünkü eğer müşeddet okusaydık yakuten olması lazımdı. Munsarif olduğu için. Lakin yakutun mühmeli yani. Fakat yakut er-rumiyyunun sıfatı. Yakut er-rumi lem yada'. Koymadı, belirlemedi. İsnaden lihadel haberi. Bu haberin bir isnadını belirlemedi, koymadı, söylemedi. Ve min cihetin uhra, diğer taraftan fe inne tariha viladeti Ebi Nuvas'in, Ebi Nuvas'ın doğum tarihi leyse ma'rufen, bilinmemektedir. Bilinseydi aynı yıl olduğu için sorun yoktu. Ve kad ceale ba'dul müerrihine, bazı tarihçileri yaptı. Viladetel cahizi, Cahiz'in doğum yılını, doğumunu yaptı. Birinci mef'ul. Senete ikinci mef'ul. Senete elfin ve hamsine. 150 yılı yaptı. Ondan sonra söylüyor arkadaşlar. Ev işte 159, ev 160, ev 163. Bunları geçelim. Kema ceale ashabu teracimi. Arkadaşlar terceme, teracim biyografi demek. Yani tabakat kitapları. Ashabu teracim. Yani tabakat kitabı müelliflerinin yaptıkları gibi. Tercemetün teracim şeklinde gelir cemisi. Ashab-ı teracim ne demek? Biyografi yazarları, müellifleri. Yani tabakat müellifleri. Yaptığı gibi. Ebu Yusuf'e arkadaşlar Ebu Yusuf burada cealenin birinci mef'ulü. Nasb alameti elif çünkü Esma-i Sitte. Ebu Yusuf'e el-Gadiyye. El-Gadi de Eba'nın sıfatı. Ebu Yusuf, Ebu Yusuf'e el-Gadiyye. Ebu Yusuf el-Kadı yaptıkları gibi sıfat, ikinci sıfat el-mütevaffa vefat eden senete miyetin ve seneteyni ve semanine hicriyeten. Hicri 182 yılında vefat eden Ebu Yusuf el-Kadı'yı yapmışlar. Ne yapmışlar? İkinci mef'ul üstezen lil cahizi. Bakın arkadaşlar şuradan ben şey yapayım. Ebu Yusuf mef'ul bih evvel üstezen mef'ul bih saniye. İkinci mef'ul. Nitekim tabakat müellifleri Hicri 182 yılında vefat eden Ebu Yusuf el-Kadı'yı lil Cahiz'i Cahiz'in hocası kabul etmişlerdir. Hangi konuda? Fi ilmil hadis, hadis ilminde. Amma tarihu es-sahihu el-ma'rufu, fakat bilinen doğru tarihe gelince huve tarihu vefatil Cahiz'i, İşte bu Cahiz'in vefat tarihidir. Yani doğum tarihi bilinmiyor. Bilinen doğru tarihe gelince bu Cahiz'in vefat tarihidir ki o da ve huve, bakın hocalarım bu huve mübtede olduğu için sene haber. O zaman senetü diyeceğiz. Ve huve senetü mi'eteyni ve hamsetin ve hamsine hicriyetun, senenin sıfatı. Bu da hicri 255 yılı. Yani arkadaşlar yaklaşık olarak 150 yılında doğmuşsa bu alim 255'te vefat ettiği kesin. Bu da yaklaşık olarak yani 95-100 sene ihtimale göre yaşadığını gösteriyor. Fehuve deseymiş daha iyi olurmuş. Fehuve demesi tabii daha iyi olurdu. Neden? Çünkü emmadan dolayı değil mi Yusuf hocam? Emma tarihu sahihul ma'rufu fehuve. Emma cezmetmeyen şart harfidir. Cevabının başına mutlaka fe vücuben ister. Yoksa takdir edilmesi vaciptir. Dolayısıyla fehuve tarihu vefatil Cahizi ve huve senetu 255 hicriyetun. Ve kad hasebel muarrihune umrehu, hasebe yahsubu arkadaşlar hesaplamak, saymak. Yani adde yauddu ile benzer bir anlamı var. Hasebe yahsubu. Ama hasibe yahsebu manası zanne biliyorsunuz. Ve kad hasebe el muarrihune tarih umrehu. Tarihçiler saydı. Umrehu onun yaşını, müstenidine hal olur. Muerrihune'nin halidir. Dayanarak. Ala nüktetin bir arkadaşlar nükte kelimesi Türkçe'de de nükte deriz ama Arapça'da fıkra anlamı var, bir şaka anlamı var. Bir de anekdot bilgi demek. Burada bir anekdot bilgi anlamı daha güzel. Bir anekdoda dayanarak. Müstenidine muerrihune'den hal. Ala nüktetin za'amu. Za'amu cümlesi arkadaşlar cümle olarak nüktenin sıfatı olur. Za'amu arkadaşlar iddia etmek anlamında. Ala nüktetin bir anekdoda dayanarak. O anekdot nedir? Şudur. Za'amu bazıları iddia ettiler. Za'amu vav burada tabii ki belli değil nereye gittiği bazı kimseler. Ennehu Cahiz'in gâleha fî evâhiri hayâtihi, bu sözü hazamiri söze gider. Bu sözü söylemiştir. Hayatının son yıllarında söylediği iddia etmişlerdir. Câe fîhâ şu şekilde gelen. Vel emru fî zâlike enni kadü cüztu câze yecuzu cüztu. Ben geçtim. Câze yecuzu'dan geldiği için hani gâle yekûlü kultu câze yecuzu cüztu. Durum, bu konudaki durum hakikat, ben 90 yaşımı geçtim. El emru mübteda enni kadü cüztü et-tis'in masdar muevvel fi mahalli raf haber diye irab ediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Cahiz ne demiş? Kendi ifadesinden 90 yaşından fazla yaşadığını söylemiş. Bu kesin. Ve fi haberin ahara, başka bir haber arkadaşlar rivayet manasındadır. Arapçada bir anlamı daha rivayet demektir. Başka bir rivayette ise ene fi hâzihil ilali el-mutenâgıdati elleti yutekhavvefu min ba'dihâ ettelefu. Yutekhavvefu min ba'dihâ ettelefu. Telife yetlefu manası ölmek, yok olmak. Heleke yehliku mâte yemutu telife yetlefu manası ölüm, yok olmak yani. Ene fi hâzihil ilali, ben bu hastalıklarda, hastalıklar arkadaşlar el ille el ilal, hem illetin hastalık anlamı var hocalarım, hem de aynı zamanda hangi anlamı var? Neden, sebep anlamı da var. El mutenakni da hani tenakuz diye kullanırız değil mi biz bunu? Dolayısıyla mudadde ile aynı manada birbiriyle çelişen bu hastalıklar içerisindeyken elleti nasıl hastalıklar? İkinci sıfat yutehavvefu korkulan min ba'diha ettelefu, bir kısmından da ölüme neden olacağından endişe edilen, bu birbiriyle de efendim uyuşmayan bu hastalıklar içerisindeydi. Ve azamuha, bunun en büyük oranı sittetun ve tis'une seneten. Arkadaşlar burası büyük bir ihtimalle yanlış. Parantez burada bitmesi lazım. Çünkü bu ifade şeyin cümlesi değil. Cahız'ın kendi cümlesi değil. Ve azamuha, bunun en azami miktarı sittetun ve tis'une seneten, 96 yaşıdır. Sittetun ve tis'une seneten. Dolayısıyla Cahız'ın sözü şu altın çizmiş olduğumuz mavi cümle. Tamam hocalarım. Neş'etu ve hayatul cahizi. Neş'etu ve hayatul cahizi. Aynı yöntemle yapmışlar. Bu normalde eski ulemaya göre doğru değildi bu yöntem. Neş'etul cahizi ve hayatuhu demesi daha doğru. Cahız'ın yetişmesi ve hayatı. Aşa cahizu, Cahiz yaşadı. Gurabete, arkadaşlar gurabe muzaf olur ve zaman zarfıdır. Mef'ulün fih olur. Cahiz yaşadı. Gurabetel mi'eti amin. Yaklaşık 100 yıl yaşadı. Ve kânel asru ellezî âşe bihi, içerisinde yaşamış olduğu dönem ise idi. Ne idi? Asra izdihârin, parlama dönemiydi. Likâffetil ulûmil arabiyyeti vel islamiyyeti. Tüm Arap ve İslami ilimlerinin, bilim dallarının parlama dönemiydi. Fakat tebevve'etil lügatul arabiyyetu mekâneten rafi'aten fî tilkel fetrati. Arap dili bu dönemde, el-fetra dönem, Arap dili bu dönemde yüksek bir konuma yerleşti. Tebevve'e yerleşmek. Tebevve'e yerleşmek. Mekâneten onun şeyi olur. Mef'ulün bihi olur. Hocalarım normalde gurabete mi'ete amin olması lazım. Gurabete mi'ete amin. Buradaki el takısının gelmesi tümüyle ziyadedir. Yani gelmemesi lazım. Çünkü muzaf ne yapmaz? Elif lam takısı almaz. Burada gurabete mi'ete amin en doğrusudur. El takısı burada zaittir. Hatta yanlış yazılma ihtimalinde düşünmek lazım. Yani doğru değildir. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Fakat tebevve'etil lugatul arabiyyetü mekâneten rafi'aten fî tilkel fetrati. Arap dili bu dönemde yüce bir konuma yerleşti. Kemâ neşitat hareketut tercemeti ve nakli anis sekâfâtil ecnebiyyeti. Nitekim aynı şekilde tercüme ve diğer kültürlerden, yabancı kültürlerden tercüme ve nakil, yani aktarma hareketinin canlandığı, canlı olduğu gibi. Fakat şehidetid devletul islamiyyetu, İslam devleti tanık oldu. Eydan aynı şekilde. Neye? Mef'ulün bih. Nehvaten, bir kalkınmaya ve rukiyen, irtifaan, bir yükselişe. Nahda arkadaşlar, nehada yenhadu nuhudan kâme yegûmü ile benzeri bir anlamı var. Ama devletler için bu kalkınmak demek. Bir kalkınmaya ve rukiyen, bu da rakiye yarkânın mastarı. Ve bir yükselişe tanıklık etti. Fî kâffeti meyâdînil hayâti, hayatın tüm alanlarında. Evet, devrim demiştiniz. Evet, nahda devrim de denebilir. Ve ya'ûdul fadru fî zâlike tekaddumi vel izdihâri, bu ilerleme ve parlamadaki asıl üstünlük döner. Kime döner? Lil hulefâi, halifelere, vel vüzerâi ve vezirlere, yani bakanlara. Kemen teşeratil esvâkul edebiyyetu, nitekim edebiyat panayırları yayılmıştı. Elleti kânet tugâmu fîhâ, içerisinde düzenlenen ekâme arkadaşlar, akada ya'kidu, ekâme aynı manada. Nasıl panayırlar? El edebiyye sıfat 1, elleti sıfat 2. Elleti kânet tugâmu fîhâ halakâtu şi'ri, içerisinde şiir halkalarının düzenlendiği edebiyat panayırları aynı şekilde yayılmıştı. Ve yu'radu fiha, ve bu panayırlarda sunuluyordu. Küllü cedidin fil lugati vel edebi. Dilde ve edebiyattaki her yeni bir şey sunuluyordu, sergileniyordu. Şimdi buradan panayır örneği vereceği için arkadaşlar bu kelimeyi nasıl okuyacağız? Mislu okuyacağım. Neden? Çünkü gerçekten de bu mislu kelimesi arkadaşlar ta şuradaki esvaktan bedel olur veya da sıfat da denebilir. Mislu suğul mirbeti. Basra'da arkadaşlar Mirbet mevkiindeki bir panayırın adı. Basra'da Mirbet veya Merbet okunması da muhtemelmiş. Bunu görmüştüm bir yerde. Aslında Mirbet veya da Merbet develerin bağlandığı harman. Dolayısıyla develerin bağlandığı, tabiri caizse develerin park ettiği bir harman olunca buna Suğul Mirbet demişler. Evet, El Mirbet isimli panayırda olduğu gibi dilde ve edebiyatta her yeni bir şeyin sunulduğu ve içerisinde şiir halkalarının yani oyunlarının, halkalarının düzenlendiği edebiyat panayırlarda yaygın hale gelmiş idi. Tamam hocalarım. Kânel cahizu zekiyen cidden ve saburan ala talabil ilmi. Sabur arkadaşlar mübalağalı ismi fail biliyorsunuz. Cahiz zeki, gerçekten zeki ve ilim elde etmede çok sabırlıydı. Fakat tetelmeze. Tetelmeze arkadaşlar bir mana taalleme. Yani eğitim aldı. Kimlerden eğitim aldı? Ala yeydi fuhulil ilmi vel edebi hine zâke. O dönemlerde fahlun fuhul. Manası racul, rical. Dolayısıyla önder, büyük insanlar demek. Yani fahlun, raculdan farkı, racul erkek demek, adam demek. Ama fahlun, hani adam gibi adam diye düşünebilirsiniz Arapçasını, Türkçesini. Önderler, büyükler demektir. Fahlun, fuhul. Cahiz eğitim aldı. Kimlerin rahlesinde eğitim aldı? O dönemde hine zâke, o dönemlerde ilim ve edebiyatın önde gelenlerinin rahlesinde eğitim aldı. Fakat ahadel lugate vel edebe anil asma'iyyi. Dil ve edebiyatı el asma'i'den aldı. Ve Ebu Ubeyde'te ve Ebi Yezid el Ensari'yi. Değil mi? Bunlardan aldı. Ve nahvi kimden aldı? Anil ahfeşi. Maşallah. Yani ahfeş deyince bütün akan sular durur. Vel hadise, hadis ilmini kimden aldı? An Haccac ibn Muhammed'in ve Ebu Yusuf'a ve Ebu Yusuf'tan. Ebu Yusuf kim? Ondan sıfat. Sahibi Ebu Hanife'te rahimahullah. Değil mi? Rahimehumallah demek daha güzel olur. Ebu Yusuf ondan sıfat veya bedel ama sıfat daha mantıklı. Çünkü sahip ismi fail kalıbı. Ebu Yusuf'un arkadaşı olan. Çünkü arkadaşlar İmam Ebu Yusuf'la İmam Muhammed'den Ebu Hanife'ye yaşça en yakın olanı Ebu Yusuf idi. Yaş olarak Ebu Hanife'ye yakındı talebesi olmasına rağmen. Sonuçta Ebu Hanife hepsinden büyük tabii ki. Ebu Hanife'nin arkadaşı olan Ebu Yusuf'tan ve Haccac bin Muhammed'den de hadis ilmini elde etti. Sümme tesakkafe sekafetel i'tizali. Arkadaşlar tesakkafe terabba, taalleme, eğitim aldı demek. Yani es-sekafe kültürü biliyorsunuz. Sonra kültürlendi. Yani eğitim aldı. Eğitimini devam ettirdi. Sekafetel i'tizali, bu mutezililik dediğimiz mutezileye kayma olayı. İ'tezele an bir mana ibta'ade an. Yani uzaklaşmak. Tecerrüde, soyutlanmak anlamında. İtizal kültürünü benimsedi. Yani mutezili anlayışları benimsedi. Ve kâne ehemme üstazin lehu fî zâliken nizami. Kâne'nin haberi ehemme. Cahiz en önemli hoca oldu. Fî zâliken nizami bu sistemde yani mutezililik sisteminde. Fekânel mu'teziletu mutezile ise idi neydi? Yehtemmûne önem veriyorlardı. Bil ittilâ'i aled diyanâtil uhra. Diğer dinleri öğrenmeye, bilgi edinmeye, diğer dinler hakkında bilgi edinmeye önem veriyorlardı. Bil ittilâ'i ve ma'rifetiha. Diğer dinleri öğrenmeye ve bilmeye. Ceyyiden iyi bir şekilde bilmeye önem veriyorlardı. Liennehum çünkü mutezili alimler cealû min enfusihim du'aten lil islami. Ha tamam. Tamam. Arkadaşımızın dediği gibi çok güzel. Ben nizam olarak gördüm acele ettiğim için. Nazzâm. Yunus Hoca oldukça haklı. Bu arkadaşlar Nazzâm biliyorsunuz Mutezile'nin meşhur alimlerindendir. Ben şedde yeni gördüm. Fizaliken nizam değil de ve kâne ehemmu diyeceğim burada. Ve kâne ehemmu üstazin lehu. Lehu'daki hu zamiri tabii ki Cahız'a gider. Cahız'ın en önemli hocası arkadaş olmadı. Cahız'ın en önemli hocası fi zalike bu hususta idi. Kim idi? Silelim arkadaşlar. Ennazzame. Siliyorum şurayı. Yanlış olanları. Ennazzame. Ve kâne ehemmu üstazin lehu yani lil cahizi fi zalike bu hususta yani mutezililik hususunda Cahız'ın en önemli hocası Ennazzame kâne'nin haberi. Evet hocam tebrik ediyorum. Evet hepinizi tebrik ediyorum. Madem bunu fark ettiniz helal olsun. Fekânel mu'teziletu demiştim orayı. Yine söyleyelim. Mutezile diğer dinleri bilmeye ve onları iyi bir şekilde öğrenmeye önem veriyorlardı. Liennehum çünkü mutezili alimler cealu min enfusihim duaten lil islami. Duat da'inin çoğulu. Davetçi. Propagandist karşılığı bugün belki İngilizce'de. Çünkü mutezili alimler İslam için İslam'ın propagandasını yapan kimseleri kendi aralarından yetiştiriyorlardı. Ve kanu idiler ya'taqiduna inanıyorlardı enne aleyhim en yekunu ala ma'rifetin tammetin bi dinihim ve bid diyanatil uhra. Arkadaşlar burada kanunun ismi vav tabii ki ya'taqiduna kanenin haberi enne ve devamı ya'taqidunenin mefulun bihi ennenin ismi en yekunu müevvel mastarı aleyhim de haberi. İç içe cümleler var burada. Ve kanu ya'taqidune Mutezililer inanıyorlardı. Enne aleyhim kendilerine vacip olduğuna, kendilerine gerektiğine inanıyorlardı. Neyin gerektiğine? En yekunu ala marifetin tammetin tam bir bilgi üzere olmaları gerektiğine inanıyorlardı. Hangi konuda? Bidinihim ve biddiyanatil uhra. Hem kendi dinlerini hem de diğer dinleri tam bir bilgiyle bilmenin kendilerine vacip olduğuna inanıyorlardı. Federasu bundan dolayı derasu el felsefete el Yunaniyete Yunan felsefesini incelediler, işlediler, araştırdılar belki. Lienne a'da'ahum çünkü onların düşmanları kimlerin düşmanları yani bu mutezililerin düşmanları lienne a'da'ahum kad kanu kad ittahazuha vesileten lidda'vati ila dinihim. Hum zamiri arkadaşlar burada hani Müslüman mutezili kimselere döner. Federasu el felsefetel Yunaniyete bunlar yani mutezili alimler Yunan felsefesini incelediler. Lienne a'da'ahum çünkü onların düşmanları yani Müslümanların düşmanları kanu idiler gadit tahazuha bu ha zamiri felsefeye döner. Felsefeyi edinmişlerdi. Vesileten bir araç lidda'veti ile dinihim kendi dinlerine davetin bir aracı edinmişlerdi. Tamam arkadaşlar. Dolayısıyla bundan dolayı onların düşmanları dediğine göre bu düşmanlar hani Hristiyan dünya olacağına göre hüm zamiri burada Müslümanlar. Büyük oranda da mutezili Müslümanları kastediyor. Liza bundan dolayı derasu sekafete Aristo, Aristo'nun kültürünü veya da felsefesini incelediler. Ve ma fiha an ilmil hayvani ve yani zooloji dediğimiz canlı bilimi hakkındaki konuları da incelediler. Şuradaki ma arkadaşlar sekafeye raci olur. Liza bundan dolayı derasul sekafete Aristo, Aristo'nun kültürünü incelediler ve ma yani ve derasu ma fiha an ilmil hayvani ve canlı bilimi hakkında da ki konuları da incelediler. Ve sabaguha sabaga yasbu boyamak demek ve onu boyadılar. Ha zamiri burada sekafeye gider. Aristo'nun felsefesi ya da Aristo'nun öğretisi demek daha güzel olabilir. Yani mutezili alimler Aristo'nun öğretisini boyadılar. Bir tabi'ihimud diniyi. Onların kendi dini kendi dinlerinin karakteriyle, kendilerine ait olan dini karakterle, tabi karakter demek, yapı demek, kendilerine ait olan dini karakterle Aristo'nun öğretisini boyadılar. Tamam arkadaşlar. Şurada sabagunun failini, vav'ı biz mutezilere göndermeyelim. Aslında şöyle yapalım. Kanu'dan sonra Yunanlılar, yani Hristiyanlar. Yani Hristiyan dünya tabii ki. Aristo'nun kendisini kastetmiyorum. Çünkü Hristiyan dünya, yani Yunanlılar ve Avrupalılar diyelim, Yunan felsefesini kendi dinlerine davet için bir araç kabul ettiler. Bundan dolayı Avrupalılar, yani Hristiyan dünya, Aristo'nun öğretisini incelediler ve bir de Aristo'nun öğretisinde olan canlı bilimini incelediler. Ve yine Hristiyan dünya, sabaguha, Aristo'nun öğretisini boyadılar. Bir tabi'ihimud diniyi, kendilerine ait olan dini karakterle, yani Hristiyan karakterle boyadılar. Yani arkadaşlar demek istiyor ki mutezililer nasıl ki Yunan felsefesine sımsıkı tutunan Avrupalılar Yunan felsefesini bahane yaparak dinlerinin propagandasını yaptılarsa biz de o dinler hakkında bilgi edinelim. İslam'ın kendi propagandasını yapalım. Bunu kastediyorlar. Arkadaşımız Yusuf Hoca yazmış ki hocam 11.99 temizlerin müfret mansup geliyor. Lakin temizlerin müzekker müennesi gelmesi nasıl oluyor? Hocam ders sonu cevap. Evet tamam, bunu söyleyeceğim inşallah. İsterseniz burada kalalım hocalarım. Ben arkadaşımın sorusunu cevaplayayım. Şöyle hocalarım bakın 11 ile 99 arası sayılarda genel şey şudur kaide. Bunların temizleri müfret mansup gelir. Müfret mansup bu kesin. Ve sayıların temyizine mansup gelen başka hiçbir yeri yok. Sadece 11 ile 99 arası sayıların temyizleri mansup gelir ve aynı zamanda müfret gelir. Kaide şu arkadaşlar. Şimdi 11 ile 19 arası sayılar biliyorsunuz mebni. Ama ondan sonra yani şöyle yapalım. 11 ile 19'u bir kenara ayıralım. Ondan sonra da hocalarım 20 ile 29, 30 ile 39 şeklinde yukarıya kadar gidelim. Bunların kaideleri birbirinden farklı. Tamamının kaidesi ortak, temizleri müfret mansup gelir. Ama 11-19 arasındaki temyiz her ne kadar müfret mansup da gelse bunlar fetha üzere mebni olur. 20 ve sonrasından ayrılır. Bu bir. Tamam mı hocam? Bu bir. İkincisi 20 ile 99'a kadar her bir ondalıkta bir sayıların, ondalık sayılarının işte 31, 32 gibi, 71, 72 gibi ilk iki basamağı hocalarım, ilk iki basamağı küçük sayı müzekkerlik müennesi konusunda temyizle muvafıktır. Mesela 71 kitap dediğiniz zaman vahidun ve seb'une kitaben demeniz lazım. 72 ağaç dediğiniz zaman isnetani ve seb'une şeceraten. Yani 20 ile 99'a kadar olan ki ondalık sayılarda birinci ve ikinci sayılar da küçük sayı temyizin muvafıkı gelir. 3 ile her bir ondalıkta ama 20'den sonrakini kastediyorum. Yani 3 ile 9 arası, yani 23 ile 29. 53 ile 59 arasında ise küçük sayı olan sayı zıt gelir. Mesela 53 kitap diyecekseniz buradaki 53 sayısındaki kitap madem ki müzekker 3 sayısı müennes gelmesi lazım şeklen. Selasetun ve hamsune kitaben demeniz gerekiyor. Selasetun ve hamsune kitaben. Tis'atun ve tis'une na'aceten. Tis'un ve tis'une na'aceten. Tis'un ve tis'une na'aceten ayet kelimesinde olduğu gibi. Şimdi 11-19'a bakalım arkadaşlar. Burada da en iyi kural hocalarım 11 ile 12. sayılarda her 3 parçada müzekker ya da müennes gelir. Yani sayıda müzekkerse temize müzekker gelir. Temiz müennesse mesela sayıda müennes gelir. Bunun en iyi örneği inni ra'aytu ahada aşara kevkeben ayet kerimesidir. Ahada aşara kevkeben. Şimdi kevkep müzekker, yıldız demek, gezegen demek. Dolayısıyla ahad kelimesi bir sayısı da müzekker, aşara kelimesi de müzekker. Eğer mesela 12 olsaydı, bu defa da müennes olsaydı, 12 kadın olsaydı nasıl diyecektiniz? İsnete aşrate imraeten veya talibeten diyecektiniz. Fakat 12 sayısında 2 sayısı arkadaşlar, eğer sayı sıra sayısı değil de düz sayı ise o 2 sayısı, yani isna, isneta sayısı ne olur? Tesniyenin irabına tabi olduğu için mebni olmaz, murettir. Tesniyenin irabına tabidir. Mesela desem ki ben 11 tane adam gördüm desem in ra'aytu ahada aşara raculen derim. Ama 12 tane adam gördüm desem ra'aytu isneyi aşara raculen. Ra'aytu isneyi aşara raculen. Aşara yine mebni ama isney mef'ulü bih'tir, mansuptur, nasb alameti ya'dır çünkü tesniyedir diyeceğim. Şimdi arkadaşlar önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer sıra sayısı olursa 11. 12. 13. gibi sıra sayısı olursa bunlar hem eliflamlı gelir hem de arkadaşlar 12 sayısının 2 sayısı da mebni olur. Hâdâ huve el kitâbu es-sâniye aşara mebni olur. Hâdâ işte bu huvel kitâbu kitaptır. Nasıl kitap? El kitâbu es-sâniye aşara. Orada artık sıra sayısı fail kalıbına girdiği için onun hocalarım fetha üzerine mebni olmasından başka bir kaçamağı yoktur. 11 12 sayı, 12 sayılarında arkadaşlar 2 sayısının, küçük olan 2 sayısının tesniyenin irabına tabi olması için sayının normal gelmesi lazım. Sıra sayısı olmaması gerekiyor. Sıra sayısı olursa o da mebni. Evet. Ne dersin hocam? Oldu mu Yusuf hocam? Yani tis'un ve tis'une na'ceten ayet kelimesi çok muhteşem bir ayet. Tis'un ve tis'une na'ceten. Bakın orada kayda güzel var. Ahada aşara kevkeben. Ondan sonra ve gatta'nâhum isnetey aşrate esbâtan ümeme. İsnetey aşrate esbâtan. O ayet-i kerimede öyle. İnne iddete şuhur indallahi isna aşara şehran. İsna aşara değil mi? Tamam. Şimdi bu kaydı inşallah hocalarım tekrar dinleyin. Ben zaten kaydeleri söyledim arkadaşlar. 11-99 arası sayılarda arkadaşlar temizimiz müfret gelir, mansup gelir. Şu ifademe dikkat edin. 11-99 hariç hiçbir sayının temizi mansup gelmez. Bundan dolayı İbni Hişam gibi bazı nahiv alimleri mecrur gelen sayıları temiz kabul etmezler. Yani erbaatü kütübin derseniz kütüb orada temizdir demezler. Muzafirleh derler. Ene gara'tu mi'ete kitabin. Mi'ete kitabin, kitabin orada temiz değildir. Ya muzafun ilehtir derler. Dolayısıyla sayılarda temiz demek bazı önemli nahiv alimlerine göre sadece 11-99 arasıdır. Diğerleri çünkü mansup gelmez.